Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Evet, bu programda inşallah Kavramlar serisinin 93. programı olacak. Bundan evvelki son sohbetimizde konuyu kalp sözcüğünün tanımıyla, anlamıyla kapatmıştık. Şimdi kalp sözcüğüyle ilgili Kur'an'da geçen başka kavramları sizlere aktaracağım inşallah. İlk defa Kur'an'ımızda geçen Bakara suresinin 118. ayetinde teşabehet kulubuhum diye bir ifade var. Kalpleri benzeşti. Evet, şimdi buradan yola çıkacağız. Önce ben size ayetin mealini topyekun bir sunayım. Ve ondan sonra da o sözlüğün, o kavramın anlamını beraberce izleyelim inşallah. Ve bilmeyen kimseler, Allah bizimle konuşmalı yahut bize de bir alamet yani gösterge gelmedi değil miydi dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalpleri benzeşmiş. Kesinlikle kesin bilgi ile bilgilenmek isteyen toplum için ayetleri apaçık ortaya koyduk. Şüphesiz biz seni gerçek ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Şüphesiz biz seni gerçek ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennem asabından sorumlu da tutulmazsın. İşte bu ayette geçiyor. Evet, burada onların kalpleri benzeşmiş. Bu ayetlerin geçtiği pasaj genel olarak şunu söyleyeyim. İsrailoğullarının konu edildiği pasaj ve burada konu edilenler de kişiler Peygamberimizin çağdaşı olan Yahudiler. Biliyorsunuz ki Bakara suresi Medine'de inen bir sure. Medine'nin halkının içerisinde de birçok Yahudi ikamet etmekte, oranın halkından idi. Onlara geldi bu ayet, onları konu ediyor. Evet, burada daha önce birkaç defa şey yaptım. Kur'an'da geçen kalp sözcükleri, yani mesela diyelim ki Tahrim suresinde Peygamberin eşleriyle ilgili ifadede onların kalpleri kaydı der. Oradaki kalbin kayması sağdaki kalbin sola geçmesi değil ya yahut da soldaki kalbin sağa atlaması değil ya o inançlarının bozulması. Buradaki bu ifade kalpleri benzeşti dediğimiz zaman onların inançları benzeşti demektir. Önce onu ifade edelim. Şimdi buradaki konu şey yapıldığı zaman, ayetin bütününü dikkate aldığımız zaman bilmeyen kimseler diye ifade edildi. Şimdi burada şöyle anlayalım artık. Demek ki şimdi benzeşti dediğimiz zaman onlardan evvelkilere de denildiğine göre biraz sonra onu da göreceğiz Allah'ın izniyle. Peygamberimizin dönemindeki müşriklerle ondan evvel geçmiş peygamber dönemindeki müşrikler arasında pek fark yok. Birbirine benzeşiyorlar. Farkların olmadığı gösteriliyor bu ayette. Niye? Şimdi Kur'an'ı inceliyoruz. Kur'an'da Nuh peygamberden başlıyoruz. Müşrikler, Hud peygamber, Salih, İbrahim, Firavun. Hepsinin söylemleri, peygamberlere karşı çıkışları
vahiylere karşı çıkışları basmakalıp gibi. Hepsininki aynı şablon içeriyor. Hepsi. Hepsi. Şimdi burada bu geneli bu ayette bilmezden şey ama özelde hani dedim ya bu ayet genellikle İsrail oğullarını işleyen pasajların devamı ya orada da burada Musa peygamber zamanındaki Musa peygambere karşı çıkanlar ile Medine'de peygamberimize karşı çıkanların birbirlerinden farklarının olmadığı, bakın birbirlerinden farklarının olmadığı, birbirinin aynı olduğu, aynen ne diyeceğin iddialarının benzeştiği vurgulanmakta. Şimdi böyle bunları Kur'an'dan örnekleme yapayım size. Furkan 21. Furkan suresi Mekke dönemine ait bir sure. Bize kavuşmayı ummayanlar da bizim üzerimize melekler, doğal güçler indirmeliydi ya da Rabbimizi görmeli değil miydik? Dediler. Andolsun ki onlar kendi işlerinde büyüklüklerine inandılar ve büyük bir azgınlık yapmak suretiyle azgınlaştıkça azgınlaştılar. Her zaman söylediğimiz gibi bir şey var. Neydi? Tüm elçilere çıkan kişiler, tuzu kuru adamlar, işi yolunda olan adamlar, sömürü yapan adamlar, mütref dediğimiz kişiler. Burada konu edildiğin şey neydi? Rabbimizi görmeli değil miydik demişler. Veyahut da gökten melekler falan inmeli. O melekleri de bir görmeliyiz falan gibi. Böyle peygambere karşı çıkmışlar. Bunu genel olarak müşriklere bunu gönderiyoruz bu ayeti. Şimdi Nisa suresinin 153. ayetinde de şimdi şöyle bakın şöyle denir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Ve kesinlikle onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Yukarıda Rabbimizi görmeliydik diyorlar. Bunlar da Allah'ı bize açıkça gönder diyorlar. Sonra da haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra da kendilerine açık deliller geldiği halde altını ilah edinmişlerdi. Sonra biz onları bundan dolayı affettik ve biz Musa'ya da apaçık bir kanıt verdik. Demek ki Nisa 153'te, Furkan 21'de müşriklerin şeyleri birebir benzeşmekte. Onun için de unutmayın meallerde geçen onların kalpleri benzeşti ifadesi Bakara 118 ile ilgili onların inançları aynen tıpatıp eski müşriklerin inancıyla yeniler fark etmiyor. Ta Musa dönemindeki İsrail oğullarının inatçı, inkarcı tutumlarıyla Peygamberimiz zamanındaki evet İsrail oğullarının anlayışı da değişmiyor. Birbirinin benzeşmesi ile ortaya çıkıyor. Evet, oradaki Bakara 118'deki benzeşme ifadesi inançlarının benzemiş olduğunu, birbirinin aynısı olduğunu bize gösteriyor. Evet. Şimdi geldik kalple ilgili bir başka sözcüğe. Bu sözcük de yine Kaf suresinin 31 ile 35. ayetlerinde orada şey yapalım 22'de falan geçen bir ifade. Burada kalbi münib diye bir ifade var. Kalp sözcüğünün bakın değişik şeyleri gelecek. Kalbi selim gelecek. Kalplerin mühürlenmesi gelecek.
Burada da bir de kalbi münib diye bir ifade var. Münif sözcüğü şöyle söyleyeyim. Bir tarafa yüz çevirip hep o tarafa yönelmek demek. Münif sözcüğü fiili de enabedir. Bu da bir tarafa yönelip hep o istikamette duran demektir. Aynı ne gibi biliyor musun? Pusula gibi, pusula. Yani bu adamı da inanç yönüyle ne tarafa doğru döndürseniz, hayır orada durmaz, yine bildiği bir yol var. Hep oraya döner kalbimin. İnancı tek istikamet olan, pusulası şaşmayan, bozulmayan. Aynen öyle bir inanç. Biliyorsunuz kalp inanç demek olduğunu gördüğünüz. Aynı bunun gibi bir şey, bu pusula şeyini onun için benzetmiş oldum bu. Şimdi kalbi münip ifadesi her taraftan yüz çevirip Allah tarafına dönen ve hayatta karşılaştığı her türlü acı, tatlı hadiseler karşısında yönelmiş olduğu Allah'ın yolundan hiç sapmayan kalp, akıl kastedilmiş bu ayette de. Ama ben önce bu ayetteki şeyleri size yine yerinden, yani Kur'an'ın kendisinden bir takdim edeyim. Ondan sonra bu şeyi daha iyi anlarız. Şimdi ölümün sarhoşluğu gerçekten gerçek ile gelmiştir de, ey insan, işte bu senin kaçıp durduğun şeydir denilir ona. Ve sura üflenmiştir. Artık kıyamet şeyi var. İşte bu korktuğun gündür. Ve herkes kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahit getirir ifadesinde. Bu karinde ifade edeceğim bunu da. Ben şu kalbi münifi burada 22'den oradan şey yapayım. Onu anlatayım size de ondan sonra. Cennette Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp yaklaştırılmıştır. Şimdi dikkat edin. Bakın, cennette Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp yaklaştırılmıştır. Yani cennet insanlara yakın değil. Cennet müminlerin, müttakilerin ayağına getirilmiştir diyorlar. Yaklaştırılmış. İşte bu çok da yönelen, işte münif ve kendini Allah ile ilgiyi çokça koruyan Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara, dünyada çok merhamet eden Allah'a görülmediği, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bile saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperen ve gönülleri bağlı olan herkes için söz verilendir. İşte tüm müttakilere bu gün. Selam ile girin oraya. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. İşte kime? Pusulası Allah olanlara. Burada kalbi münif diye ifade edilen bir ifade. Şimdi bu ayetin devamında müşrikler için de şeyler var da, ayette bir de uzak bir kaybolmuş sapıklık içindedirler diye kafirlerle de bir ifade var öyle. Bu onun tam zıttı oluyor. Kafirler pusulayı kaybetmiş, şaşmış gitmiş, gideceği yerleri bilmiyorlar. Allah kalbi münib olanlarsa hiç istikameti şey, ama pusulası sağlam olanlar. Kalbi münib olanlar, pusulası sağlam olanlar, pusulası hep Allah'ı gösteren kişiler demek oluyor. İşin özü bu. Şimdi bir de geldik kalbi selim ifadesine. Kalbi selim. Sağlam kalp. Sağlam. Sapasağlam. Hastalıksız. Şöyle bunu nasıl ifade ediyoruz? Açıklamasıyla vereyim size. Evrendeki mucizeler karşısında hiçbir şüphesi ve zihinsel sancısı kalmamış, tamamen mutmain olmuş kalp.
sapasağlam kalp dediğimiz zaman, hani gidip de kardiyolojiye muayene olduğu zaman, hani senin sapasağlam kalbin var şey yok yani, hem ne diyeceksin, hem kalp kapakları da sağlam, aortu da sağlam, koronar damarları da sağlam, o anlamda değil. Bu ne? İnancı sağlam, inancı sapasağlam olanlar, kalbi selim. Şimdi kalbi selimi, bakın şimdi burada tam ayetlerle açıklamak icap ederse, şöyle söyleyeyim. Bunun birincisi noktası, ilk geçtiği yer İbrahim peygamberle ilgili pasajlarda kalbi selim geçer. Şimdi orada ne geçer onu söyleyeyim. Şimdi önce Şuara suresinin 80-64'ten 94'e kadar olan bölümünü bir okuyalım. Şuara suresinde konuyu burada hani iyi de iyiye öğrenelim diye burada şey yapıyorum. Allah bize diyor ki şimdi peygambere veriyor emri. Ve onlara İbrahim'in haberini oku. Hani o babasına ve toplumuna siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Onlar bir takım putlara kulluk ediyoruz, onlara kulluk etmeye de devam edeceğiz dediler. İbrahim yalvarıp yakardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Veya size yarar sağlıyorlar mı? Yahut zarar ver diyorlar mı? Dedi. Onlar tam tersi, biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim, peki siz ve en eski atalarınızın nelere tapmış olduğunuzu hiç düşündünüz mü? İşte onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi ayrı. O beni oluşturandır. Ve babana doğru yolu gösterir o. Ve o beni yedirenin, içirenin ta kendisidir. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. Ve o beni öldürecek, sonra beni diriltecektir. Ve o din günü kusurumu bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim bana hüküm ver ve beni iyilere kat. Ve beni onlara ve beni sonra gelecekler için doğrulukla anılanlardan kıl. Ve beni nimeti bol cennetin mirasçılarından kıl. Ve babamı da bağışla, şüphesiz o sapıklardan oldu. Ve yeniden dirilteceğim gün, mal ve oğulların sağlam bir kalple, gerçek imanla Allah'a gelenlerden başkasına yarar sağlamadığı ve cennetin Allah'ın korumasına girenlere yaklaştırıldığı, azgınlar içinde cehennemin açılıp gösterildiği gün beni rezil etme. Evet, mal ve oğulların fayda etmediği, sadece sağlam kalbinle gelenlerin yararlandığı gün. Sadece sağlam kalp, kalbi selim. İlla menetallaha bi kalbin selim. Allah'a kalbi selim ve gelenin dışında mal, mülk, evlat falan filan hiçbir şeyin fayda etmediğini burada İbrahim peygamberin ağzından bu ayetlerde Cenab-ı Hak bize hani gösterdi. Ama şimdi bir başka şey daha, bu konuyu iyi anlamamız için ben size bir de Saffat suresinde yine İbrahim peygamberle ilgili pasajdaki geçen şeyi de anlatayım. Hiç şüphesiz daha iyi anlayacağız hep beraber. Hiç şüphesiz İbrahim de Nuh'un grubundandı. Hani o Rabbine selim bir kalple gelmişti. İbrahim selim kalple geldi. Ve onun için de İbrahim çevresine, babasına vesaire nasihat ederken malın, mülkün, evladın fayda vermediği, sadece kalbi selimin fayda verdiği gün olarak ahireti onlara anlatmıştı. Burada kendisinin Cenab-ı Hak bizatihi selim kalple Allah'a gittiğini burada tasdik ediyor, cihana, insanlığa ilan ediyor.
Çünkü İbrahim yıldızlara öyle bir bakış baktı ki, sonra da şüphesiz ben sancılıyım, fikir sancısı çekiyorum dedi. Şimdi İbrahim yıldızlara, uzayı inceledi. Burada ne vardı? Hatırladınız mı şimdi? Daha önce İbrahim'i çok konu ettik bu ayet şeylerde konusunda. İbrahim peygamber En'am suresinde açıklandığına göre o tamamen astronomi, jeoloji bilgisine sahipti ve onun melekutu sayesinde, onun incelemesi sayesinde Allah'ı bulmuştu. Biz de ne diyorduk o zaman? Cahilden Müslüman, cahilden mümin olmaz ve bu konularda aynen İbrahim peygamber gibi bilgilenmiş olması lazım bir insanın. Sağlam deliller olması lazım insanın. Evet, şimdi burada şimdi kalbi selimi ifade etmek isterken burada yani Saffat suresinde o İbrahim'i bir yere davet ediyorlar. Tapınağa davet ediyorlar halkı. O da inni sakıyım diyor. Ben hastayım diyor. Şimdi bu hastayım dediği zaman şöyle söyleyeyim hastayım dediği zaman goya İbrahim sağlıklıymış da halkına yalan söylemiş. Biliyorsunuz bu tip çok masallar anlatırlar. İbrahim'in yalanları falan filan değil ki. İbrahim'de öyle bir şey söz konusu değil. İbrahim'in o zaman daha imanı gelişmemiş, net imana varmamış. Kafasında, zihninde ne var? Fikir sancısı çekiyor. Fikir sancısı çekiyor. O mu Allah'tır, bu mu Rab'dir, şöyle mi Rab? Yıldızları inceliyor, ayı inceliyor, güneşi inceliyor. Başka daha onların hani astronomiye ilgili bilgileri var. Biliyorsunuz hani şeyde Ur kentinin halkı astronomiyle ilgilen bir halk. İbrahim peygamber de orada doğdu ve oradan çıktı. Bunları daha evvel bazı sohbetlerimize uzun uzun anlatmıştım. Evet. Burada İşte sakıyım sözcüğü fikir sancısını ifade ediyor. Yoksa bedenim başım ağrıyordu, dişim ağrıyordu, sıkın sıtma olduydum, verem olduydum. Onlarla ilgili bir ilişkisi yok. Ben fikir sancısı çekiyorum dedi ve astronomi ilmi sayesinde, jeoloji ilmi sayesinde de bunu En'am suresinde uzun uzun okursunuz İbrahim pasajını. Bu sayede de İbrahim imanını güçlendirdi. Hani onun için de cahilden Müslüman olmaz dememizin sebebi bu. Öyle kesin delillerle imana gelmiş, Allah'ı tanımış, Allah'ın Rabb'ını kabul etmiş insanlar ölüm pahasına da olsa ondan dönmezler. Ne mala değer verirler, ne mülke değer verirler, ne de evlatlarına güvenirler. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi İbrahim peygamber kalbi selimle gelmiş. Bunun anlamı ne diyecek olursak işte yine gördüğümüz gibi İbrahim peygamber hastalıklarını yani zihinsel hastalıklarının hepsini evreni araştırmak suretiyle bulmuş ve benim Rabbim bu demiş. Ayı reddetmiş, yıldızları reddetmiş, güneşi reddetmiş. O da tamamen Allah'a yönermiş. İşte buna da kalbi selim, sağlam yani ne diyeceğiz? Hastalıksız, evrendeki mucizeler karşısında, Allah'ın mucizeleri karşısında Allah'la ilgili hiç şüphesi ve zihinsel sancısı kalmamış, tamamen mutmain olmuş. Zaten hani biliyorsunuz Fecr suresinde ne? Mutmain olan nefis, benlik. Evet. Hadi gir kullarımın içine, gir cennetime diyor Allah. Mutmain olmak. Kendisinde şey yok. Bir de şimdi İbrahim peygamberin önem mutmain olmasıyla ilgili biliyorsunuz. Bakara suresinde de Allah'a ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster de mutmain olayım der. O da o uygulama sayesinde Allah'ın ölüleri dirilttiğinde konusunda da şüphesi kalmaz, mutmain olur.
Evet, kalbi selim demek zihinsel hiçbir soru işaretini ortadan kaldırmış olan kişi demek. İman demek, şeksiz, şüphesiz imanını sağlama almış kişi demek. Evet. Evet, kalbi selim de bu demek. Şimdi bundan sonra bir başka sözcüğe daha geçiyoruz burada. O da yine Kaf suresinin 19-29'unda geçen karin sözcüğü. Karin. Orada hani demin karin sözcüğüne şeyde mealde şey yaparken dikkatimi çekti de orada size orayı da okuyayım. Şimdi karin sözcüğünü burada okuyayım pasajı. Sonra onu size açıklayacağım. Ölümün sarhoşluğu gerçekten gerçek ile gelmiştir de ey insan işte bu senin kaçıp durduğun şeydir. Ve sur da üflenmiştir. İşte bu korkutulan gündür. Ve herkes kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahit bulunarak geldi. Ahiret, mahşerde. Şimdi burada bir saik var, bir şehit var. Herkesin yanında bir tane tanık var, öyle söyleyeyim. Bir tane de sürücü var. Ve onun yaşıtı olan arkadaş, işte bizim yaşıtı olan arkadaş diye çevirdiğimiz sözcük karin sözcüğü. Ki bu iblistir. O dedi ki, işte yanımdaki hazır. İblis neydi? İnsanın böyle beynindeki, zihnindeki indirek tepki, her şeye bahane bulan, insanı böyle yanlışa yönlendiren bir özelliğimiz, bir zihinsel melekemiz bizde. Şimdi neden akran, onu söyleyeceğim Karin neden. İşte beraber getirmiş, işte yanımda hazır bu adam diyor. Haydi iblis ve tanık. İblis ve tanığa, Karin ve iblise deniyor ki, ikiniz tüm inatçı, kafir yani Allah'ın ve ilahların Rabbini reddeden, hayrı alabildiğine engelleyen, kendine haksızlık eden ve şüpheci olan o kişileri atın cehenneme. O iki kişi iblisle beraber onun tanığı suçlu insanı, imansız adam onlara emir veriyor Allah. İkiniz atın cehenneme diyor. O ki Allah ile birlikte başka bir ilah edinmişti. Şirk. Hadi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın. Yani insanı, yani insan dediğim zaman müşrik, inansız insanı cehenneme kim atıyor? Tanığı atıyor. Bir de iblise atıyor. O tutuyor. Onun yaşıtı olan arkadaş, yani iblis Karin, dedi ki Rabbimiz ben onu azdırmadım. Fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Hani bir kalbim minik dedim ya yukarıda pusulası sağlam, o pusulasını şaşırmıştı. Allah dedi ki, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. O söz ne? Ben mutlaka cehennemi dolduracağım diye bir ilke kararım var. Ben bunu değiştirmem. Ve ben kullara asla yanlış iş yapan, yani yaptıkları iyi amelleri noksanlaştıran, haksızlık eden biri değilim. Biz o gün, Allah kendisi konuşuyor, cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Kur'an'ın Kaf suresinde de böyle bir pasaj var. Burada bizim yaşıtı dediğimiz sözcük karin. Karin sözcüğü, yani bu meallerde çok karıştırıldığı için biz bunun hani önemine binaen burada bu konuyu yani kavramlar silsilesi içerisinde anlatmaya çalışıyoruz. Yakın demek, hısım demek, akraba demek, arkadaş demek, ve yaşıt, aynı yaşta olan arkadaş demek. Türkçe'de buna ne deriz?
Aynı yaşta olan arkadaşlara Türkçe'de karın sözcüğünün çoğulunu kullanırız. Akran deriz. Bununla bu akrandır. Aynı yaşıttadır demek. Evet. Sözcüğün ayet en uygun anlamı yaşıt. Onun yaşıtı. Peki bu yakın insanın yaşıtı olan ve ona tanıklık ettiğine göre onun ayrılmaz parçası olan şey nedir? Onunla beraber doğmuş, onun beyninde, zihnindeki olan iblis melekesidir. Evet, o iblis melekesidir. Onu her zaman yakındır. Onunla birlikte ölecek. Onunla birlikte de ifade verecek. Evet, böyle. O gün hani iblis her kişi ile birlikte doğar normal olarak değil mi? Yaşar ve ölür. Nitekim iblis de mahşere kadar yani kişiyle birlikte huzura çıkıp aleyhte tanıklığını yapıncaya kadar Rabbimizden izinlidir. Hani böyle hani mizansen hani temsili anlatımlar vardı ya Kur'an'ın şeylerinde hani şeytan racim sen oradan hani rejim falan dediği zaman o Rabbim der. İblis Allah'ı iyi tanıyan birisi ve iyi itaat eden birisi çünkü öyle yaratıldı. Araf suresinde, Saf suresinde bunları o pasajları iyi inceleyin. O başka bir şey yapamaz. O ona göre programlı. Nedir? Melek, iradesiz. Ama her şeye tepki verir. Her şeye böyle aklına kötü şeyleri getirir. Ha. Ve o ilk getirdiği şey, yani o kıvılcımı attığı zaman, o kıvılcımın arkasına bir düşersen yanarsın. Ama onun attığı o kıvılcımı bir incelemeye götürecek olursan ya vazgeçersin ya da çok iyi ufuklara yüzersin. Öyle bir şey. Evet, şimdi bu iblis, o izinli orada ne diyordu? Allah onu hani seni hep kötüleyecekler, dışlayacaklar falan dediği zaman bana hani dirilme gününe kadar izin ver. O da Allah da hadi sen izinli olanlardansın. Orada da yine ortaya çıkacaksın demiştim. Evet o da insanın aleyhinde şahitlik etmek için kıyamet günü yani mahşerde yine o ortaya çıkacak. Bize tanıklık edecek. Evet. Şimdi bu konuyu biraz daha şey yapmak için ben size birkaç ayet sunacağım. Saffat suresinin 51. ayeti. Onlardan bir sözcü der ki şüphesiz benim senin gerçekten kesinlikle doğrulayanlardan mısın? Öldüğümüz ve toprak kemik olduğumuz zaman mı gerçekten mi biz karşılık göreceğiz diyen bir yaşıtım ve yakın arkadaşım vardı. İşte insana Allah tarafından dirilteceksiniz, diriltileceksiniz, hesap vereceksiniz dediği zaman bu şeyde ya böyle şey mi olur diyen birisi vardı burada. Bu dışarıda durulabilirdi. 2. Zuhruf 36-38. Ve her kim Rahman'ın yani Allah'ın öğüdünden, anılmasından körleşirse biz ona şeytan musallat ederiz de artık o onun için akrandır, yandaştır. Ve şüphesiz ki yandaşlar, akranlar körleşenleri yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin kılavuzlandıkları doğru yolda olduklarını sanırlar. Senin işin de derin gibi yamamış Cenab-ı Hak sana. Ona tedbirli olacaksın. Sonunda bize gelince keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasında kadar uzaklık olsaydı der. Öyleyse bu ne kötü bir akrandır, yandaştır. Yani günaha batmış. O hani iblis dediğimiz, akran dediğimiz şeyin ihvalarını, hani o kıvılcımlarını dikkate almış, incelememiş, incelemeden de onları yapmış, şirke bulaşmış insan ona ne der biliyor musunuz? Aa, öyle söyle, seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı, doğu ile batı, yani sınırsız bir uzaklık olsaydı, seni hiç tanımasaydım, ben de olmasaydım der. Bu da bir parantezde. Öyleyse bu ne kötü bir akrandır. Garin. Akran sözcüğü garinin
dediğim gibi çoğulu, akan sözcüğünü öyle kullanıyoruz. Evet. Şimdi yine Nisa 36'dan 38'e de bunları göreceğiz. Nasıl görüyoruz onu da böyle şey yapayım. Ve Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve de anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş kimselere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen, cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine armağanlarından verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Ve biz kafirlere, yani Allah'ın ilahlığını, Rabbini reddedenlere alçaltıcı bir azabı hazırladık. Ve şeytan kimin için akran, yakın arkadaş olursa o ne kötü arkadaştır. Aynı şeyleri burada daha şöyle söyleyeyim. Siz Fussilet 25'te de okuyun. İbrahim 22'de de okuyun. Yani şöyle İbrahim 22'yi ben vereyim de bu akran, şeytan, iblis ama bakın onun bir özelliğini daha size şey yapayım. Ve iş bitince şeytan yani iblis düşünce yetisi onlara ahirette şüphesiz ki Allah size gerçek vaat etti. Ben size vaat ettim ama hemen caydım. O bir kıvılcımdı. Ondan bir attım geçtim gittim diyor. Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi çağırdım. Siz de bana karşılık verdiniz. O nedenle beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam. Siz de benim kurtarıcım değilsiniz. Şüphesiz ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim ki dedi. İblis böyle kendisini savunur. Hani kolundan tutup cehenneme götürürken var ya beni suçlama. Ben sadece basit kıvılcım atan biriydim. Zorlama gücüm var, yoktu. Hep kendi işinize geldiği için bu suçları işlediniz diye orada yani onu taşıyan insanı suçlar ona karşı bu sözleri söyler. Evet, karin akran dediğimiz şey Kur'an'da özellikle Kaf suresindeki bu pasajlarda geçen insanın akranı. Onunla doğmuş, onunla büyümüş, onun içerisinde hep var olan düşünce yetisi, melekesi. O tamam, vücut gittiği zaman ortadan kayboluyor ama dirilme günü yine ortaya çıkacak tanık olarak insanı cehenneme alıp götürecek. Öyle bir özelliği daha var. Evet, değerli arkadaşlar ve değerli izleyiciler, inşallah bundan sonra başka bir sohbette bulunmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.